günahkar adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı bu adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinin olmadığına memnundu. Kadın ise adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı, çıkaramazdı. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı. Her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte. Evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bölüyor. İki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyordu. Titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamıştı. Zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah oldu, dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içerdi adam. Bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı. Köyün dört bir yanına baktı. Yoktu. Eve gelmiştir belki diye koşarak geri geldi. Hayır, dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı. Namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyordu. Eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç belasileri kadar taşıdı. Uzandı adam. Karısının yüzüne baktı, ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü, ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi. Yemenisini bağladı. Kalktı, imanın evine gitti. Hocam diyebildi hıçkırarak. Bizimkisi söyleyemiyordu. Ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. Köylü ne der diye düşündü. Hocaladı. O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapadı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu ki. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omuzunu aldı. Mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omuzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. Onu nereye götürüyorsun dedi. Mezarlığa götüreyim deme sakın. Sağlığında biz çektik. Bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden. Kadın gözlerini çarşafın üzerine dikmiş. Öylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı. Delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken cenazesini tekrar yüklendi. Köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine şuracağı gömeyim adam mı dedi. Kimseler rahatsız olmaz burada.
Tam o anda bir ayak sesi duydu. İrkildi. Bir çoban da gelen. Kadıncağız her şey olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban. Gözleri doldu. Dert etme dedi. Ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezara. Ellerini açtı. Dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın. Toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı. Uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor, bir yandan da İmam Efendi, İmam Efendi diye bağırıyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. Bir rüya gördüm dedi muhtar. Hocam o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor, hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele içeri gel demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak geliyordu. Bir yandan da bağırıyordu. Demedim mi ben? Demedim mi? Demedim mi size? Rüyamda gördüm. Rüyamda. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür dileyecek. Kendilerini affettirmeye çalışacak. Bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı. Can kulağıyla dinlediler. Ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan da aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de Hızır'dı. Aslında ölen adam da o kadar da kötü biri değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdu. Onlara süt ikram etti. Konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. Ben bir garip kulum dedi. Cenazeyi defnettik. Başucunda oturup dua ettim sadece. Hepsi bu. Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da söyledi. Allah'ım, ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelir yanıma, selam verirler. Senin selamınla gelen senin misafirindir der, ağırlarım. Süt ikram eder, azlığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla.